Çalışkan insanların yurdudur burası. Sabırlı olduğu kadar dirayetli. İyilikle yoğrulmuş hamuru merhametli. Ancak misafirperverliği engel değil özgürlüğüne. Vatan sevgisi her şeyin üstünde. İşte bu nedenle bu topraklara göz dikenlerin karşısına kaya gibi çıkan ve tarihi baştan yazanların yurdu. Çağının modern silahlarıyla yürütülen ve 20. asrın en uzun süren şehir kuşatmalarından birine sahne olan Antep savunması, 100 yılın dikkat çeken direnişleri arasındaki yerini almıştır. 1 Nisan 1920'de başlayan ve şehrin açlığa teslim olduğu 8 Şubat 1921'e kadar 11 ay 10 gün devam eden savunma sırasında akıl almaz hadiseler cereyan etmiştir. Ve kayıtlara göre 8500 civarında ev virane olmuş, kollar, bacaklar havada uçuşmuş. Bütün ülkeye örnek teşkil eden savunmanın önem ve ehemmiyeti Cumhuriyet sonrasında da takdirane duygularla karşılanmıştır. Savunmanın devam ettiği günlerde Genelkurmay Başkanı olan Fevzi Çakmak, Antep savunmasına özel bir önem vermiştir. Savunma esnasında Antep'le ilgili yazışmalarda imzası bulunan Fevzi Çakmak, savunma sonrasında da birkaç defa Gaziantep'e ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretlerinden birinden sonra, Güney Cephesi'nde cereyan eden savunmalarla ilgili bir film yapılmasına karar verilir. Alan kişiler, Antep savunmasını bizzat yaşamış olan gazilerdir. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı, herkes bu filmde bulunmuş, gaziler senaryo gereği kendilerine verilen görevleri canlandırmışlardır. Film hazırlanırken, Luhanizade Mustafa Nureddin'in kitabından da faydalanıldığı anlaşılıyor. Muhtemeldir ki film ekibi hem Luhanizade'nin kitabından hem de o zamanki gazilerden dinlediklerini bir senaryo haline getirmiştir. Filmde seslendirme yoktur. Bilgiler sahne öncesi yazılarla verilmiştir. Filmin başlangıcında şu cümleler yazılıdır. Müdafaa kuvveti 2500 tüfeği geçmeyen, çok üstün muntazam düşman kuvvetlerinin taarruzlarına kahramanca dayanan ve 1 Nisan 1336'dan beri kadın ve çocuklarla beraber dövüşen Aintab, 11 ay müdafaadan sonra açlık ve çaresizlikten düşman eline geçiyor. 8 Şubat 1337. Filmin ilk sahnesinde kalabalık bir grup tarafından taşınan bir şehit cenazesi vardır. Muhtemelen bu, şehit Kamil'in cenaze törenidir.
Zira Kamil 12 Ocak 1920'de şehit edilmiştir. Diğer taraftan bu cenaze 28 Mart 1920'de şehit edilen Şahin Bey'in de olabilir. Zira şehir içi savaşları 1 Nisan 1920'de başlamıştır. Sahne Fransız işgalini protesto eden mitingle devam eder. Sonraki sahnede stratejik konumu itibariyle savunma esnasında kritik öneme sahip Çınarlı cephesinde cereyan eden savunma görüntüleri yer alır. Filmde savunma cephelerine erzak ve su taşıyan kadınlar da canlandırılmıştır. Cepheye yemek dağıttıktan sonra erkeklerin yerine nöbet tutan kadınlar, Antep savunmasında üstün hizmetler göstermişlerdir. Sonraki sahnede, aynı taplılar evlerindeki bakırlardan ve cami kurşunlarından cephane yapıyorlar. Yazısı çıkar ve İmalat-ı Harbiye'nin görüntülerine yer verilir. Filmde İmalat-ı Harbiye geniş bir toplulukla canlandırılır. Silah yapımının her aşaması ayrıntılarıyla filme alınır. Arka plana Osmanlı Türkçesiyle Eintab Harp İmalathanesi afişi asılmıştır. İmalat-ı Harbiye sahnesinde dede ile torun aynı karede, aynı işi yaparken canlandırılmış, genç kızlar da ustalara yardım etmiştir. Savunma esnasında çocuk ve gençler bir yandan imalathanede çalışırken, akşamları da atölyenin uygun bir yerinde eğitimlerine devam etmişlerdir. Sonraki sahnede savunmanın en trajik olaylarından ekmek yapımı görüntüleri başlar. Fıstık kabuğundan ekmek yiyorlar yazısı çıkar ve ekmek yapımı görüntülerine yer verilir. Fıstık kabukları önce dövülüp un haline getirilir, hamur yapılır ve kara ekmeğe dönüşür. Heyeti Merkeziye tarafından fiş karşılığı halka ekmek dağıtımına yer. Sonraki sahnede yaralılarına çamaşırdan sargı yapıyorlar yazısıyla beraber Doktor Mecit Barlas ve diğer doktorların görev yaptığı Şeyh Fethullah Camii'nde meydana getirilen hastane görüntülerine yer verilir. Hastane kapısına Kuvayi Milliye Hastanesi afişi asılmıştır. Doktor Mecit Barlas ve diğer doktorların yaralıları tedavi edişleri filme konu olur. Anlatılanlara göre hastanede sadece bir uzvundan yaralananlar hafif vakka sayılmış, filmin sonraki sahnesinde kalabalık bir grup tarafından gerçekleştirilen huruç harekatı anlatılır. Sonraki sahne Eintab kahramanları yazısıyla başlar ve Fransızların Gaziantep'ten ayrılışı sonrası Gaziantep'lilerin bayram Antep savunmasının 1935'te Genelkurmay Başkanlığı tarafından filme alınması askeri açıdan bu savunmanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Savunmadan 14 yıl gibi kısa bir zaman geçmesine rağmen yeni nesillerce bu savunmanın unutulmaması gerektiğinden hareketle bu film çekilmiştir. Zira Antep savunması milli mücadelenin önemli bir ayağını teşkil etmekteydi. Dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın talimatıyla gerçek. Fevzi Çakmak'a duyduğu hürmetten hareketle Gaziantep'in en işlek bulvarlarından birine Fevzi Çakmak'ın adını vermiştir. Antep savunmasında görev alan ve 1924 yılında savunma üzerine bir kitap yazan Lohanizade Mustafa Nureddin, Antep savunmasında aktif rol oynayan kadınlardan şöyle bahseder.
Ben Antep kadınlarından çok az bahsediyorum. Zavallılar sessiz ve sabırla, belki kocalarından, kardeşlerinden fazla fedakarlık gösterdiler. En küçük hizmetleri her gün cephelere fişek, su taşımaktı. Bugün de kendileri her gün yaptıkları bir işi yapıyorlardı. Çoğu cephede tüfek atıyordu. Bu kahramanlar da kurtardıkları yerin kadınlarından cesaret alarak bir kat daha gayretlerini çoğaltıyorlardı. Haftalardan beri kuşatmada kalmış, üzüntüye dalmış, ümidi kesilmiş bir halkın böyle ansızın bir imdat kuvveti görmesinin etkisi düşünülmelidir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Antep savunmasında büyük fedakarlık ve kahramanlık örneği sergileyerek şehit olan Antepli kadınların hatırasına, bir zamanlar Antepli şehit kadınların mezarlarının bulunduğu Boyacı Camii yanına kadın şehitler anıtı yaptırmıştır. Genelkurmay Başkanlığı, sonraki nesillerin Antep savunmasının hep hatırlanması ve unutulmamasından hareketle bu filmi kayıt altına almıştı. Kadın şehitler anıtı da şehit olan atsız yüzlerce Antepli şehit kadınını hatırlamak adına bir zamanlar medfun oldukları yere dikilmiştir. İsimleri resmi kayıtlarda mevcut olan şehit kadınlar bir ölümsüzlük abidesi olarak nakış gibi taşa işlenmiş ve tarihe not düşülmüştür.